Merhaba arkadaşlar. Bir soru biliyorum serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar bu soru kendi şu anda yazmakta olduğum bir soru bankasından. Güzel bir soru arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım arkadaşlar soruya. Deney ile ilgili hangisi söylenemez diyor. Arkadaşlar bakın bir düzenek hazırlanmış. Düzenekte çinko saksı içindeki diyor. Bir bitkinin diyor toprağın üzeri diyor buharlaşmayı engellemek için diyor. İzolatör tabakayla kapatılıp yani buharlaşması engellenmiş buradan. Bir miktar diyor ağırlıkla birlikte dengede kalacak şekilde diyor terazi yerleştirilmiş. Karanlık ortamda birkaç saat sonra bitkinin diyor bulunduğu kefen hafiflediği görülmüş. Diyor ki bize hangisi söylenemez diyor. Ortam sıcaklığı artırılırsa ibrenin diyor ay yönündeki hareketi artar diyor. Akış sıcaklık artırılırsa ne olur? Terleme artar. Terleme artacağı için bu sefer ne olur arkadaşlar? Buradaki bitkinin ağırlığı azalır. Azalınca arkadaşlar bu kefedeki ağırlık azalınca bu sefer ne olur? A yönünde arkadaşlar ne yapar? İbre hareket eder. Hareketi artar. Bu doğru. A yönünde. Bitkiye diyor vantilatörle rüzgar verilmesi ibrenin B yönünde hareket etmesini sağlar. Arkadaşlar vantilatörle buna rüzgar verdiğimiz zaman ne olur? Rüzgar terlemeyi artırır. Terlemeyi artıracağı için ne olur bu sefer arkadaşlar? Bitki daha çok su kaybeder. Daha hafifleyeceği için arkadaşlar bu sefer gene A yönündeki hareket hızlanır. Tamam mı? Yanlış oldu. Işıklı ortamda diyor ibrenin B yönüne hareketi artar diyor. Arkadaşlar ışıklı ortamda ne olur? Bitki fotosentez yapar. Fotosentez yaptığı için arkadaşlar ağırlığı artar. Kefenin ağırlığı artacağı için bu sefer ne olur? İbre bu sefer B'ye doğru hareket eder. Bunu da arkadaşlar söyleyebiliriz. Cevabımız B oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.